5. Sanayi Devrimi. Bu konuya girmeden önce öncelikle sanayi devriminin ne olduğunu anlamak gerek. Sanayi devrimi nedir? Öncelikle sanayi devrimi derken tam olarak neden bahsettiğimizi açıklayarak başlayalım. Bir sanayi devriminin iki bileşeni mevcuttur. Birincisi, yeni teknolojinin oluşturulması. Buna örnek vermek gerekirse buhar motorunun icadı. İkincisi, teknolojinin getirdiği üretim değişikliğidir. Örneğin buharla çalışan dokuma tezgahları buna örnek gösterilebilir. Her yeni teknoloji yaratıldığında üretim aşaması bir aşama daha yükselir. Devrimler ilerleyip daha karmaşık hale geldikçe birçok yeni teknoloji keşfedilir ve yeni bir devrimin oluşma süreci de hızlanır. Bu sanayi devrimi yolculuğu, fabrikalarda insanlara iş sağlayan ilk sanayi devriminin kentleşmeye başlattığı 1760 yılında başladı. İkinci sanayi devrimi. Ulaşım ve iletişimi geliştirerek dünyanın sosyoekonomik durumunu değiştirdi. Ayrıca daha iyi otomasyonda, daha iyi istihdam fırsatları da sağladı. Üçüncü sanayi devrimi. Hem ofiste hem de üretim hatlarında otomasyonu mümkün kılan bilgisayarın icadını gördü. Dördüncü sanayi devrimi. Dünya çapında daha iyi iletişim ve bağlantı sağladı. Robotik, blockchain, IoT ve daha fazlasıyla birlikte akıllı teknolojilerin ortaya çıkışı görüldü. Yapay zeka, robotik, artırılmış gerçeklik ve benzeri teknolojiler teknolojiye bakış açısını daha önce hiç olmadığı kadar değiştirdi. Yapay zekanın son yıllarda sadece mühendislik alanında değil, birçok alanda büyük etki gösterdiğini unutmayın. Buna örnek vermek gerekirse, müşteri deneyiminin büyük ölçüde dönüştürülmesi. Tüm bu ilerlemeler bizi şu soruya götürüyor. 5. sanayi devrimi nasıl olacak? 5. sanayi devrimi. Tarihe baktığımızda her devrimin bir sonraki devrimin temeli üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla 5. sanayi devriminin 4. sanayi devrim üzerine inşa edilmesini bekleyebiliriz. Ancak her sanayi devriminde olduğu gibi 5. sanayi devrimi de bir önceki sanayi devriminin üzerine çıkacaktır. Henüz çoğu ülkede Endüstri 4.0'a daha yeni adapte olunduğunu ve 5.0 için biraz erken olduğunu sorguluyor olabilirsiniz. Fakat teknolojinin gelişme hızı kendini katlayarak gün geçtikçe artıyor. Bunu ölçmek için diğer sanayi devrimler arasındaki geçiş sürelerine bakabilirsiniz. 5. sanayi devriminde neler olacak? 5. sanayi devrimi, maksimum performans otomasyonu için insanlar, makineler, süreçler ve sistemler arasında çok daha gelişmiş bir işbirliğine dayalı etkileşimler sağlayacak. 5. sanayi devriminin bireysel yaşamlarımızı nasıl etkileyeceğini ve değiştireceğini hepimiz biliyoruz. Bu durum çoğu insanın sinirini bozsa da bunun kaçınılmaz olduğunu kabul etmeye hazırlıklı olmalıyız. Çalışan sayısı azalacak. Eğer nasıl olacak diyorsanız, eskiden her yerde bulunan daktilolar ve daktilo yazımı için çalışan insanları düşünebilirsiniz. Bir sanayi devriminin büyük sosyal ve ekonomik değişimleri her dönemde oluyor ve bunu kabul etmek gerek. Bitecek iş kolları olacak ve her zaman olduğu gibi insanoğlu kendine yeni istihdamlar yaratacak. Ağa bağlı sensörler, akıllı evinizden otonom üretim tesislerine ve sokaktaki trafiğe kadar her yerde veri toplayacaktır. Bu, insan yaşamının her yönü hakkında çok büyük miktarda veri oluşacak demektir. Bu da sırasıyla sistemleri, süreçleri, üretim ve teslimatı iyileştirmek için kullanılacaktır. Akıllı çöp kutunuzdaki boş bir süt kabını attığınızda süt ürünlerine kadar tüm değer zinciri belirlenecek ve üretim buna göre ayarlanacaktır. Şimdi bileşik etkileri görmek için bunu binlerce hanede, binlerce öğeyle çarpın. Yalnızca ağa bağlı sensörler aracılığıyla tüm bunlar mümkün hale geliyor. Üretim hatları gibi süreçlerin görselleştirilmesi ve modellenmesi bir değer zincirinin her aşamasını denetimi açık hale getirecek. Bu gelecekteki ürünleri ve ürün gruplarını yönetmek ve kişiselleştirmek için vazgeçilmez hale gelecek. Takip sistemleri perakendecilik kasadan üretim sürecinin başlangıcına kadar gerçek zamanlı üretim takibini iyileştirecek. Kısıtlamalar, gereksiz envanter ve gecikmeler anında görülecek. Bu malzemenin israfının azaltılmasına, hırsızlığın önlenmesine ve IoT, makine öğrenimi gibi teknolojilerle birleştiğinde varlıkların kötü yönetilmesinin önlenmesine yardımcı olacak. Sanal eğitim, stajyerin sanal veya simüle edilmiş bir ortamda belirli bir görevi veya beceriyi öğrendiği yerler haline gelecek. Bu yakın gelecekte olacak çünkü sürücüleri, pilotları, itfaiyeleri, tıp uzmanlarını gerçek mekanlarda karşılaşabilecekleri tehlikelere ve risklere maruz bırakmadan eğitmek için güvenli ve doğru bir yol olacak. Tüm bunlar üretkenliği riske atmadan veya bir insan işçiyi tehlikeye atmadan yetenekli bir iş gücü yaratacak. Akıllı algılama sistemleri sinyal kaynağı olarak insan beynini kullanacak. Özel kulaklıklar beyin aktivasyonlarını etkili bir şekilde yakalar ve belirli bir görevi gerçekleştirmek için bir aletle donatılmış bir robotik kolu kontrol etmek gibi çok çeşitli görevler için kullanılacak. Sonuç,
Beşinci sanayi devrimi tüm insanlık için heyecan verici ve endişe dolu bir dönem olacak. Bana sorarsanız bu devrimin yaşanması için önümüzde büyük yıllar yok. 10 yıl içerisinde bu devrim için büyük adımlar atılacak. Bununla birlikte geçmiş nesillerin yalnızca hayal edebileceği şeyleri yapabileceğiz ve deneyimleyebileceğiz. Tıpkı bir öncekiler gibi. Aynı zamanda değer verdiğimiz becerileri, uygulamaları, zihniyetleri ve iş kollarını da geride bırakmak zorunda kalacağız.